Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 7 Ekim günlerden Cuma. Haftanın son gününde gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak, Güçlü Türkiye, Güçlü Gençler başlıklı haber yer alıyor. Vekil Kılıç, AK Parti'nin gençlere yönelik çalışmalarını küçümsemenin, görmezden gelmenin, kötülemenin, muhalefetin standart tavrı olduğunu söyledi. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Kılıç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimiz için birçok reforma imza attık. Güçlü müreffeh ve büyük Türkiye hedefimize gençlerimizle birlikte yürüyeceğiz dedi. Ve bir diğer haberimiz ise 4 kişiye umut oldu başlıklı haber var. Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki genç kızın organları, ikisi çocuk, 4 hastaya nakledildi. Ve Nilüfer'deki konutlar teslim edilecek başlıklı haberdeyiz. Bursa Nilüfer'de TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan 245 konut 6-21 Ekim 2022 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak AK Parti Bursa'da istifa var. AK Parti Gençlik, AK Parti Bursa Yıldırım Gençlik Kolları Başkanı Ülhak Eğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ve bir diğer haberimizin başlığı ise orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı. Osman Gazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Bağlı Mahallesi'ndeki ruhsatsız bungalov tarzı ahşap ev iş makinesiyle yıkıldı. Sürmanşete bakalım. Yeni öğrenciler için oryantasyon programı. Bursa Uludağ Üniversitesi eğitim öğretimi bu yıl başlayan öğrenciler için geniş bir oryantasyon programı başlattı. Yoğun ilginin yaşandığı etkinlikte öğrenci toplulukları da stand açarak faaliyetlerini yeni arkadaşlarına anlatma fırsatı buldu. Ve gözlerimizi şimdi Yıldırım'a çeviriyoruz. Yıldırım'da sağlıklı yaşama adım adım. Yıldırım Belediyesi'nin Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar 75. yıl Hasan Öztümur İlköğretim Okulu'ndan Balaban Mesire alanına yürüdü. Ve Bursa Haber gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımız ise Adanur alacağımın yarısını siliyorum dedi. Bursa Spor'un Hayrettin Gülgüner Başkanlığındaki yönetim lideri Emin Adanur, kulüp tarafından açıklanan FIFA kararı ve yapılmak istenen algı operasyonu üzerine sosyal medya platformu Twitter'da NBA Topal'ın oluşturduğu sohbet odasına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Ve yeni başkan kim olmalı? Süper Lig'de Bursa Spor'da yıldızı parladıktan sonra Galatasaray, Sivas Spor ve Balıkesir spor formalarını terletmiş olan Sercan Yıldırım, efsanesi olduğu Bursa Spor'la ilgili flash bir hamleye imza attı. 32 yaşındaki eski futbolcu Twitter hesabından düzenlediği anket ile Yeşil Beyazlıların yeni başkanının kim olması gerektiğini sordu. Bursa Spor taraftarı Sercan Yıldırım'ın paylaşımının altına şampiyon kulübün yeni başkanı Sercan Yıldırım şeklinde yorumlarda bulundular. Bir diğer haberimiz ise İnegöl Spor'da kadro dışı kararı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'taki Bursa ekibi İnegöl Spor'da Ömer Faruk Ermeç ve Ethem Ercan Pülgir kadro dışı bırakıldı. Yeni Dönem gazetesindeyiz. Manşetimizde ise Büyükşehir'e burs ödülü başlıklı haber yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 10.000 öğrenciye vereceği burs uygulaması ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ve hemen altındaki haberde ise işçi ve işverenden Erdoğan'a mektup başlıklı haber yer alıyor. Türk İş ve TİSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışanların gelir vergisi tarifesindeki düzenleme talebiyle mektup gönderdi. İşçi ve işveren gelir vergisi ilk basamağının askeri ücret brüt tutarının belirli bir miktar üstünde olmasını istedi. Talebin kabul edilmesi halinde 32 bin lira olan gelir vergisinin ilk dilimi 77.652 liraya kadar yükselebilecek. Ve İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi atandı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atıldığı büyükelçi oldu.
Sıradaki haberimizin başlığı ise teröriste geçit yok. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sürmanşete bakalım. AYM'den hak ihlali kararı. AYM 37 kişinin hayatını kaybettiği hızlandırılmış tren kazası davası ile ilgili hak ihlali kararı verdi. 3 yıl önce zaman aşımı nedeniyle düşen dava için başvuru yapanlara 90'ar bin lira tazminat ödenecek. Meydan gazetesindeyiz. Manşetimizde ise başkentte Osman Gazi rüzgarı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı Tam Bana Göre Festivali'nde Osman Gazi Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan festivalde Osman Gazi Belediyesi de farklı projelerde yerini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öz Haseki'nin yanı sıra birçok milletvekili ve farklı illerden gelen belediye başkanları Başkan Dündar'la sohbet ederek projeler hakkında bilgi aldı. Bir diğer haberimiz ise eğitimler masaya yatırıldı. Sinema, Televizyon ve Görsel Sanatlar Derneği yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Erdal Şan ve başkanlığındaki yönetim birçok konu üzerinde verilebilecek eğitimleri de ele aldı. Sıradaki haberimiz başörtüsü için anayasa teklifi. Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifini pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını belirtti. Sürmanşete bakalım. Pırak'ta tarihi görüşme başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da, zirve öncesi Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ilk kez buluştu. Bu haberle gündeme der başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.